Aslında bu hükmün iyi anlaşılması için sanırım olayın başına gitmek ve olayı o zincir neler yaşandığını bilmek, değerlendirmek bir bütün açıdan değerlendirilince ortaya niye bu karar verildi, buraya gelinceye kadar neler yaşandı biraz daha anlam kazanacaktır. Kemal Kurkut bir üniversite öğrencisiydi ve Nevroz kutlamalarına, Nevroz bayramına gelip bu kutlama için gelmişti. Yani öncesinde sonrasındaki polisler birçok araştırma da yaptı aslında. Ten şube tarafından geçmişi didik didik edildi. Bütün ailesi de araştırıldı. Yani bir yurttaş Nevroz'a gelmişti. Yani öyle bir planlı bir şey yoktu ya da farklı bir amaç gütmüyordu, ortaya çıktı. Polislerin bir şekilde tutumundan kaynaklı kendince yaptığı bir protesto eylemiydi aslında. Arama sırasındaki kendisine yapılan tepki. Ve orada hiçbir sebep yokken başka türlü onu sakinleştirme ya da derdest etme imkanı varken polis herhangi bir şekilde silah kullanma şartları olmadığı halde ve amirlerinin ısrarına rağmen silah kullanmak suretiyle Kemal Kurkut'un yaşam hakkını ihlal etti. Hemen akabinde daha aslında kamuoyunun bilgisi de yoktu. Evet, bir şeyler yaşanmıştı ama valilik tarafından bir açıklama yapıldı. Canlı bomba etkisiz hale getirildi diye. Süreç oradan başladı aslında. Orada polisi koruma refleksi, içgüdüsü, cezasızlık politikası oradan başladı. Bir gazetecinin, orada görev yapan bir gazetecinin fotoğrafı olmasaydı aslında belki süreç buraya kadar da gelmeyecekti. Kemal Kurkut canlı bomba ilan edilecekti. Canlı bombayı etkisiz hale getirmek için bunu yapan polis de belki de kimliği ifşa edilecekti ve kahraman ilan edilecekti. Ama gazetecinin fotoğraf kararlarıyla durumun öyle olmadığı, bir gencin üstü çıplak, üstünde herhangi bir bomba olmadığı belli olan bir gencin futursuzca katledilmesi olay orada ortaya çıktı. Bu aşamadan sonra biz devreye girip etkin bir soruşturma yürütülmesi için elimizden geleni yaptık. Taleplerde bulunduk. Ancak mahkeme savcının tutuklama talebine rağmen mahkeme tutuklamayı gerekli görmedi ve dosyaya gizli kararı verip bizden bir şekilde bizi soruşturmanın dışında tuttular. Dolayısıyla aslında delillerin toplanması, etki etmemiz, eksikliğin giderilmesi konusundaki taleplerimizi bir şekilde dosya içerisine alamadık. Dolayısıyla orada soruşturma hiçbir zaman etkin olarak yürütülmedi. Yani failin bulunması, maddi o gerçeğin ortaya çıkması için bir çaba sarf edilmedi. Oradaki boş kovanların tamamı toplanıldı delil karartılma yöntemiyle. Yani hani adli birimler tarafından değil, oradaki silahları sıkan kişiler tarafından toplandı ve imha edildi. Kaç bu araçta kamera kaydı vardı bilmiyoruz hala. Buna ilişkin bir tespit yapılmadı. Sadece gazetecilerin çekmiş olduğu görüntüler ve orada bulunan bir aracın görüntüsü üzerinden bir şeyler bulmaya çalışıldı. Buna rağmen aslında görüntülerde sanığın bu suçu işlediği sabitti. Buna ilişkin bir uzmanlık raporu da alındı ve bütün yönleriyle tartışıldı ve sekme değil doğrudan hedef almak suretiyle atış yapıldığı tespit edildi. Mahkeme bunu da yeterli görmedi ve delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Biz o dönemde de anlattık. Yani bu dosyalar, bakın yeteri kadar delil var. Şu 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 deliller itibariyle sandığın suçu işlediği sabittir. Dolayısıyla ceza ver dedik. Talebimiz bu yöndeydi. Mahkeme beraat kararı verdi. Çünkü polisin korunması gerekiyordu. Baştan beri istenen amaç buydu. Tabii dosyada dediğimiz gibi her şey ortada olunca istinaf da evet. Yani tamam cezasızlık uygulama yani bu kadar da değil. Ortada bir şey var. Bunu başka bir kararla ortadan kaldırma. Belki de aslında hani daha sonra ortaya çıkacak. Çünkü biz hep söylüyoruz. Yani polisin karıştığı olaylarda cezasız bırakma aynı zamanda benzer olayların yaşanmasına da ön ayak oluyor. Tırnak içinde polis cesaretlendiriliyor. Şimdi yereldeki 7 Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı eylemi hukuka aykırı görüyordu. Bir cinayetin olduğundan bahsediyor. Failin olabileceğini, dolayısıyla faili bulunca cezalandıracağım kararıydı aslında. Çünkü suç duyurusunda da olmuş. İstinaf tamamının önünü kapattı. İşi yönündeydi. Faillerin bulunması ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunacaktı. Mahkeme
Diyarbakır 7 Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verirken olayı hukuka aykırı buldu. Yani gencin öldürülmemesi gerektiğini söyledi. Kemal Kurkut'un hukuka aykırı bir şekilde katledildiğinin altını çizdi aslında. Ama İstinaf Mahkemesi böyle bir kararın kuvvetle muhtemel diğer polisler üzerindeki etkisini değerlendirdi. Çünkü birçok yargı kararında görüyoruz maalesef. Özellikle bölgede yaşanan cinayetler itibariyle polislere ceza verilmesi motivasyonlarını düşürür, terörle mücadelede sekteye uğratır, görevle ilgili sorumluluk alma bir sürü gerekçelerle polislere yönelik bu tür soruşturmaların, kovuşturmanın önüne geçmeye çalışıyor. İdari yönden de birçok kararlar verildi kovuşturma izni verilmemesine dair. Dolayısıyla BAM bu kararı verirken aslında polislere bir şekilde mesaj da verilmiş oluyor. Biz sizi koruruz. Eyleminiz hukuka uygun hale gelir. Ya bakın dosya özelinden söylüyorum. Olay yerinde olan 5-6 amir, komiser, komiser yardımcısı tamamının ısrarla belirttiği şey şuydu. Biz ateş etmemeleri yönünde bağırıyorduk. Ateş etmeyi bırak. Havaya ateş edildiğinde bile ateş etmeyin, etmeyin, etmeyin diye bağırdıklarını söylüyorlar. Emirleri bu yönde. Dolayısıyla amirler bile orada bir ateş ya da silah kullanma şartının oluşmadığını söylüyor. Olayla ilgili yürütülen idari soruşturma dosyasında Mülkiye Baş Müfettişliği tarafından bir rapor hazırlanıyor. Ve raporda polislerin silah kullanmasının yasaya uygun olmadığını, şartların oluşmadığını, Kemal Kurkut'un başka şekilde, yani Kemal Kurkut'un orada kimseye zarar vermeyeceğinin bilinmesi gerektiğini, zarar verebilecek durumda olmadığının tespitini yapıyor ve silahın kullanılmasını hukuka aykırı buluyor. Buna rağmen yargı bunu idarenin kendisini bile aşarak bu eylemi hukuka uygun hale getiriyor. Yani cinayetin işlenmesini hukuka uygun buluyor. Bu açıdan beraat kararından çok öte anlamı ve sonuçları daha ağır olan bir karar. Dosya kapanmış oluyor. Fail aranmıyor ki. Fail aslında belliydi zaten. Sanıkın işlendiğini söylüyor. BAM bu kararla beraber evet sanık bunu işledi. Ama soru niye işledi? Soruyoruz. Bunun cevabı yok. Birisine saldırı mı vardı? Yok. Kaçma, yakalanmama? Yok. Bütün etraf toplanmış. Özel bir alan. Günlerce belki haftalar öncesinden gerekli güvenlik önlemleri alınmış. Her tarafta bariyerler var. Yani Kemal'in başka bir yere kaçma şansı da yok. Bunu bütün polisler biliyor. Kaçma şüphesi mi vardı? Yok. Birine saldırı mı vardı? Yok. Tutukluydu. Hakkında bir karar var mıydı? Yok. Polis vazife salahiyet yasasında belirtilen silah kullanmadan önceki aşamalar yerine mi getirdi? Yok. Toplu müdahalelerde amirin emri olmadan müdahale yapılmaması gerektiğine dair yasa metnine mi uydu? Yok. Bir emir mi vardı? Hani komuta kademesi itibariyle bunun yapılması gerektiği diye üstten bir emir mi vardı? Yok. Buna rağmen mahkeme cinayeti hukuka uygun olduğunu, bundan ceza vermeyeceğine dair karar verdi. Bu karar hukuka aykırı, usul ve yasaya aykırı, taraf oradan uluslararası sözleşmelere aykırı, anayasanın kendisine aykırı. Dolayısıyla bu kararın özellikle son çıkan delillerle beraber istinaftan farklı bir karar çıkma ihtimalini göz ardı etmiyoruz açıkçası. Çünkü biz hukukçuyuz, hukuka uygun kararların verilmesi gerektiğini düşünüyoruz, inanıyoruz, umuyoruz. Abi bu olmazsa tabii Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi yolu tüketilmesi gereken yollar. Anayasa Mahkemesi'nin bu tür olaylarda ihlal kararı verdiklerini biliyoruz. Çünkü silah kullanmanın tartışılması lazım. Bakın uzmanlar, bu işin uzmanı olan müfettişler, polisler silah kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Ama bir mahkeme çıkıp bu silahla ilgili eğitimde olmayan, hangi şartlarda kullanıldığı ve kullanılması gerektiğine dair bir öngörüsü olmayan insanlar silah kullanmasının yasaya uygun olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu kararın yeteri kadar tartışılmadan bu kararın verildiği, bunun nedeniyle de üst mahkemelerden kararın bozularak sanığın cezalandırılması yönünde bir karar çıkacağını umuyoruz. Aksi takdirde de hukuki süreç takip edilecektir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu çok sayıda ihlal kararı vardır benzer olaylara ilişkin. Ama gönül isterdi ki yerelde, iç hukukta buna ilişkin etkin bir soruşturma, koşturma yapılarak failin cezalandırılması hem mevcut olay açısından hem de bundan sonra yaşanacak olaylar açısından caydırıcılığın olmasıydı. Mahkeme
o eylemin kendisini, çünkü yerel mahkeme beraat kararı verdi. İstinaf beraat kararının yanlış olduğunu söyledi. Beraat kararı demek sanığın suçu işlemediğinin tespitidir aslında. Beraat kararının bozulup ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiyen istinaf mahkemesi, suçun sanık tarafından işlendiğinin kabul edilmesi gerektiğini, ancak sanığın bu suçu işlemesinde hukuki yarar olduğunu, hukuki zorunluluk olduğunu, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Hukuka uygun bir eylemden dolayı da ceza verilemeyeceğinden hareketle böyle bir karar vermesini söylüyor. Dolayısıyla birebir sanık bunu yaptı diye bir ibare olmasa dahi kararın anlamı itibariyle suçun sanık tarafından işlendiği BAM tarafından onaylanmış oluyor. Ama buna rağmen koruma altına alınıyor. İlk derece mahkemesi suçu sanık tarafından işlenmediğini söylüyor. Suçun kimin tarafından işlendiğini bilsem ben ceza vereceğim diyor. Yerel mahkeme, Diyarbakır 7 Ağır Ceza. Ama istinaf, suçun kimin tarafından işlendiği bilinmesine rağmen sen bu kişiye ceza veremezsin diyor. Dolayısıyla daha ağır bir karar aslında sonuçlar itibariyle, anlam itibariyle.